Levent Bey, biraz daha bekleyelim arkadaşların gelmesi için. 5 dakika içinde yayınımıza başlar size için uygunsa. Tamamdır. Buradayım ben. Tamam. Levent Bey, ben yayına başlıyorum şimdi, size için uygunsa. Tabii, haydi başlayalım. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Han Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Google DevOps Citizens Clubs lideriyim. Bugün Sayın Levent Kantaroğlu ile birlikte bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Denizhan. Hoş geldiniz gerçekten. Güzel bir etkinlik olması dileğiyle birlikte. İsterseniz kendinizi tanıtarak başlayabiliriz. Siz... Tabii. Arkadaşlar iyi akşamlar tekrardan herkese. Ben Levent Kantaroğlu. İstanbul'da yaşıyorum. Şu ana kadar 7 yıl oldu. 7 yıl değil 6 yıl oldu. Flutter'la ilgileniyorum. Daha önce farklı alanlarda çalışmıştım. Uygulama geliştirme, web geliştirme geçmişim daha eski esasında. 2000'li yılların başından beri işin içerisindeyim. Ama profesyonel olarak 6 yıldır Flutter'la ilgileniyorum. Şu anda da Türk Hava Yolları'nda mobil uygulama geliştireceğim. Orada yine Flutter'la alakalı internal projeler var geliştirdiğimiz. Bir yandan da topluluklara işte içerik üreterek, böyle faaliyetlere katılarak diğer arkadaşlara destek sağlamaya, naçizane bir parça ışık tutmaya çalışıyoruz. Böyle benden de Deniz'e. Teşekkür ederim. İsterseniz ben sorularıma geçebilirim. Ya da size anlatmak Olur. istediğiniz kısımlar varsa isterseniz sizleri dinleyebiliriz bu konuda. Soru cevap olursa daha güzel. Hani Tamam, konuya olur. istinaden oluyor. Neymiş bu Flutter? Soru cevap bir övelim, biraz sövelim bakalım ne çıkacak günün sonunda ortaya. Tamamdır. Belki fikirler değişebilir Flutter konusunda. Ya da en azından kararımızda belki kesin olabiliriz. O yüzden başlayalım, gelsin bakalım sorular. Tamamdır. Ben ilk önce şu an soru ekranımı açtım şöyle köşede. Ben ilk önce mobil uygulama geliştirme ne demektir? Bunu sormak istiyorum temel olarak. Tabii ki mobil uygulama geliştirme şu an mesela benim önümde bir mobil cihaz. Muhtemelen senin masanda da bir cihaz. Günlük hayatımızı, iş hayatımızı her yerde olan mobil cihazlar var. Mobil dünya artık şu an hepimizin bir gerçeği. Yakın zamandan beri değil, bir 2010'lu yılların başından beri bu artık var. Her cepte, her masada bir telefon olmaya başladı. Bununla alakalı da her platformun çalıştırabildiği ölçüde içerisindeki yazılımlar, cep telefonundakilere uygulama diyoruz en basitinden. Uygulamalar var olmaya başladı. Öncesinde belli bir platformda oluyordu. İşte internette, haberlerde, reklamlarda şöyle görüyorduk.
İşte App Store'da yayında, yaz yakında Google Play'de gibi. Yani insanların biraz daha geçiş dönemiydi ama şu an kesinlikle eğer hani sektör uygunsa kesinlikle bir uygulama, bir ürün, bir marka mobil storelarda, uygulama dağıtım merkezlerinde yer alıyor. Hal böyle olunca herkesle ben yarışta varım diyebilmek için kendi uygulamasını çıkarıyor. Bir bilet almak istediğinizde bunu daha taşınabilir olduğunuz için cep telefonundan, mobil cihazınızdan yapıyorsunuz. Bir sosyal medyayı mobil uygulama üzerinden yapıyoruz. Hani web, masaüstü cihazlar öldü demiyoruz ama insanlar taşınabilir halde. Özellikle günümüzün büyük bir çoğunluğu belki trafikte, hani yolda geçiyor, hareket halinde geçiyor. Bu tip durumlarda birçok ihtiyacımızı mobilden karşılamaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca da burada ciddi bir pazar var. Mobil uygulama geliştirmede bu uygulamalar birileri geliştiriyor ki, çünkü normalde uygulamaya telefona format atın, içinde pek yapacak bir şey kalmıyor. Ve hemen tık tık belli sevdiğimiz, bildiğimiz uygulamaları indiriyoruz. Önceden kaydettiklerimiz oluyor, onları indiriyoruz. O zaman telefonda etkileşim haline rahat bir şekilde geçiyoruz. Hal böyle olunca uygulamalarda bu işin olmazsa olmazı bunları birilerinin geliştirmesi gerekiyor. Dediğim gibi markalar için bu zaten olmazsa olmaz bir şey. Bununla alakalı da işte çeşitli her platformu kendine has yöntemleri var. Native dediğimiz, işte iOS tarafında Swift'i, daha önceden Objective-C ise şimdi o da kendi içerisinde farklı bir yapı alıyor. İşte Swift UI geldi. Multiplatform olarak ürün çıkma durumları vesaire var. Android tarafında Java hala devam ediyor ama sonradan Kotlin de girdi işin içine gibi. Her platformun kendine has şeyler var. Nasıl ki Windows'ta daha önceden bir exe dosyası sadece Windows'ta çalışabiliyor. Linux ya da macOS'te çalışamıyor. Hal böyle olunca ne oluyor? Her platform için ayrı ayrı ürün geliştiriliyor. Bunlardan da tabii bazen de şu düşünülüyor. Java'nın biraz ilk çıkardığı şeylerden, argümanlardan. İşte bir kere yaz her yerde çalıştır gibisinden. Ya evet, her platformda olmak lazım. Biraz önce söylemiştim ya, bir markanın eğer mobil cihazlarda yer almak istiyorsa tek bu store'da olması çok makul değil. Yani atıyorum, Apple ekosistemine özel bir şey, yani çok istisna durumlar hariç her yerde olması lazım. Her yer için de uygulama yaptırması lazım. O yüzden de ilk Xamarin'le beraber 2010'da hani ciddi olarak diyelim cross platform uygulama geliştirme de hayatımıza girdi. Sonra işte React Native girdi. En sonunda Flutter var. Bayrağı bence önde götürdüğünü düşündüğüm. Bu teknolojiler vesilesiyle artık aslında sadece platformdan bağımsız olarak bir kere kod yazıp her yerde çalıştırarak cross platform uygulama geliştirme olayı da hayatımıza girdi. Bunun tabii ekstra alana faydalı var. Bir kere kod yazmak hani development açısından en kolay yöntem olduğu gibi diğer taraftan şirketler açısından kesinlikle maliyet. Hani takribi bir %50'ye düşüyor masrafınız. Bu şekilde hani biraz çok keskin oldu ama hani biraz aşağı biraz yukarı değişir kesinlikle. Ama böyle de bir tasarruf şey var. O yüzden de cross platformda şirketler tercih ediyor. Böyle daha detayına sorular varsa yine gireriz mobil geliştirme ile alakalı olarak. Yani dur bir cümleyle Tamamdır. daha ekleyeyim. Mobil geliştiriciler ne yapıyor? Kendisine sonuçta kullanıcılar bir tasarım görüyor. Bir tasarım veriliyor mobil geliştiricilere. Al bu tasarımı koda dönüştür. İşte bir cihazın kaynağı mı var? Cihazın kamerasına, rehberine bir yere mi erişeceksin? Ya da dış bir internet üzerinden servise mi erişeceksin? Bunları bağla, paket haline getir, bunu test et, bana geri ver. İşte mobil uygulama geliştiricinin bir günün özeti esasında. Tamamdır. Bir sorum daha olacak. Mobil uygulamanın ya bu geliştirme sektörünün geleceği nasıldır? Bir de geçmişi nasıl oldu? Ve geleceği nasıl? Ben bunu sormak istiyorum. İkisini karşılaştırmak amacıyla. Tabii ki. Yakın geçmişe baktığımız zaman şu hala en zirve zamanların olduğu kısım diyebilirim. Çünkü dedim ya az önce herkeste şu an bir mobil cihaz var. Yani en çok ihtiyaç olunan dönem esasında devam ediyor. Ya, yarın bir gün ne olur? Hani ihtimal dahilinde söylüyorum. Mobil cihazlardan kurtuluruz. Ne gibi bir şey olur? Ya bizim yanımızda bu aletleri taşımadığımız zaman o zaman mobil geliştiricilik bir tık artık hayatımızdan çıkmaya başlar. Bu nasıl olur? Atıyorum belki işte vücudumuzdan tıklıyoruz böyle butonlara ya da sesle, belki düşünce yoluyla, belki çok yakında yakın gelecekte olacak işler değil diye düşünüyorum. Tabii teknoloji konusunda, teknolojide gelecek konusunda herhangi bir şekilde emin cümle de kurmamak lazım. Ne olacağı yarın hiç belli olmuyor.
Bu şekilde bir süre daha mobil cihazlar hayatımızda olduğu sürece bu olay devam edecek. Bu da şöyle. Mesela şu an cep telefonu olmazsa olmaz. Refleks olarak yanımıza alıyoruz, taşıyoruz. Evet. Ama yarın bir gün belki şunu diyeceğiz. Ya bu koca koca cihazları böyle niye yanımızda taşıyormuşuz? Mesela bir ara cep telefonları atıyorum. Yani şu kadar boyuta kadar düştü. Çakmak boy dediğimiz 82 onlar falan vardı Nokia'nın. Sonradan büyüdü. O zamanlar küçük olması iyiydi. Böyle pantolon hakikaten çakmak gözü olur kot pantolon oraya sığıyordu. Sonradan işte moda popülerlik daha büyük olmasıydı. Artık böyle tabletim trak telefonları böyle insanlar yanında taşıyordu. Hani bir süre sonra şu bize çok garip gelecek diye düşünüyorum. İleriki dönemde mobil hayatımızdan çıkarken ya koca koca böyle ağır cihazları kocaman cihazları biz cebimizde taşımışız ya falan. Hani bunda biraz şeyde katlanabilir cihazlar belki görmüşsünüzdür satışta yapılıyor. Galaxy Fold var işte Apple tarafında henüz prototip galiba. Hani onlar mesela bir tık o bakış açısını bende oluşturdu. Hani bir yerde belki cebimizden böyle bir kağıt çıkacak, kağıdı açıp bakacağız. Ama illaki bir arayüz olacak. Eğer düşünce ya da sesle yönetmiyorsak gibi. O da mobilin kayacağı yer belki o taraf olacaktır. Olayın bir de tabii yapay zeka kısmı var. Onun biraz sorularda falan çıkarsa o zaman konuşuruz. Belki o zamana kadar bize pek bir iş kalmayacak UI hazırlama anlamında. Öyle geçmişiyle alakalı dediğim gibi eskiden geliştiricilik anlamında evet sektörde çok ihtiyaç vardı ama developer sayısı azdı. Yazılımdaki geliştirici sayısı azdı. Mobil alana yönelen kimseler pek daha azdan. 2016'dan sonra benim gördüğüm ciddi bir mobile yönelme oldu sektörde. O zamandan sonra da sürekli artık şu denge var. İşte yazılımcı sayısı artıyor. Bir yandan şirketler dijitalleşmeye devam ediyor. Yani uygulamalar olan ihtiyaç artıyor. Böyle beraber giden bir yarış var. Şu an hani dengeli gidiyordur. Bunu nereden anlıyorum? Şirketler aradığı developerları bulamıyor mobil developerları. Ama mobil developerlarda iş bulamıyorum gibi kaygılar oluyor. Yani bir taraf beklentilerini belirlese, öteki tarafta geliştiriciler de yetkinliklerini biraz arttırsa aslında ya şu an dengeli bir durum var gibi geliyor. Bakalım ilerleyen aylarda, yıllarda böyle oyun değiştirici olarak farklı faktörler de işin içine girecek mi? Teşekkür ederim. Ayrıca içinde bir de yapay zeka demiştiniz. Şimdi yapay zeka geçmişte bu kadar şey değildi. Ama artık programcıların yerini almaya başladı. Sizce yapay zeka mobil uygulama geliştirme sektörünü nasıl değiştirecek? Ya bak bu çok sorulan bir soru. İnan ki gün aşırı da böyle benim de zihnimden giren bir problem. Ama ben artık yani kafada bitirdiğimi düşünüyorum olayı. Hani direkt şu cevabı söyleyemiyorum. Evet şu arkadaşlar 5-10 yıl sonra biz kepenkleri kapatacağız. Böyle mobile çok yönelmeyin, aşırı yatırım yapmayın diyemem. Hani yapın da diyemem. Diğer türlü de çünkü birçok şeyi azaltacak. Günün sonunda şu oluyor. Çok güzel tool'lar var. Görünce bazıları prototip, bazıları fiilen kendinize gözlemleyip yapıyorsunuz. Bu işi öğrenerek yapay zeka alıyor, hallediyor. Çok güzel işler yapıyor. Bugün mesela logo üretimi yaptım. Epey. Kendime bireysel projelerim için. Dehşet. Diğer türlü Illustrator'da saatlerce uğraşıyordum belki. Hani hem fikir bulması, grafik olarak hazırlaması vesaire. Oldukça alanda başarılı. Kod konusunda da GitHub Copilot'ı mesela muhakkak bir gözlemleyin ya da ChatGPT'de muhakkak bir senaryo verin yazsın. Ya şu projeyi yaz diyorsun, şu mimariyi kullan diyorsun, tık yazıyor şeklinde. Ama şimdi bu perspektifte bakınca evet ya bu her benim yaptığım iş bu zaten. Yarın bir gün bunu bir otomasyon tool'una bağlarlar. Hop developerlar işsiz artık bu alandan ekmek yiyemez şeklinde düşündü. Bilmiyorum bu bakış açısında da değilim. Zaten inan öyle bir şeyim olsa yani azıcık yani buna %90 böyle emin olsam şu an direkt developerları falan bırakın diğer işe yatırım yapmak isterim. Yani artık hayvan mı besleyeceğim? Farklı bir şey mi? Hizmet sektöründe farklı bir hizmet sektöründe mi yer alacağım? Neyse hani o işe başlarım yatırım yaparım. Hiç burada vakit kaybetmeye gerek yok. Ya da son kez işte böyle kağıdın şey çorbanın dibinde ne kalırsa böyle alayım gibisinden belki. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Ama yapay zeka sadece yazılımda da değil bu arada. Farklı alanlarda da yöneliyor. İşte hani fiziki şeylerde biraz daha geç geliyoruz de ama orada da hani robotik faaliyetlerin oldukça hızlı ilerlediğini ve her an her şey olabiliyor. Çok hızlı ilerliyor. O açıdan benim düşüncem şu. Uygulamalar eğer
uygulama geliştiriciliği daha devam edecek. Ne zaman ki dediğim gibi şu cihazları yanımızda taşımayacağız, arayüz olayı ortadan kalkacak, o zaman mobilcilik biter. O da hani kısa vadede orta vade üzerine bir şey diyemiyorum, bağlı işe. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu olay olacak. Şimdi günün sonunda bize ürün lazım. Bu ürünü şu aşamada kendini tekrar eden basit kısımları hani böyle çok kafa yormadan yapılacak code generation gibi yapılan kısımları zaten code generation tool'ları var. Hani SDK kendi şeyleri yapabiliyor. Bazı şey yorum katılarak yapılması gereken şeylere yapay zeka araçları şu an yapıyor. Daha da iyi yapabilir. Hani şu an belli şeyde bu ne ya, bu kod mu falan böyle yadırgıyoruz ediyoruz ama daha da iyi yapacaktır diye düşünüyorum. Şu an gelişmelere bakınca daha da iyi yerlere gidecek. Ama dediğim gibi uygulamalar var olacak. O zaman artık buna hani bunu kontrol eden bir kısım diyebiliriz. Belli kodları artık bir araya getiren. İlla bir insanın, çünkü yani yapay zeka %100 güzel çalışsın, yine de şey yapmıyoruz yani. Yani farklı birine kod verin, bir proje yaptır, bir kodu incelersin, bakarsın ne yapıyor, ne ediyor vesaire diye. Yani kıdemli olan, kendini yetiştirmiş kişiler için saf dışı kalma daha erken olmayacaktır. Genelde başlangıç seviyesinde hani daha basit tasklar yapan kişilerin biraz da evet onların işini alacaktır da ifadesi şey. Onların yapacağı görevi o yapmaya başlayacaktır. Burada şu olacak. Biz yine uygulama geliştireceğiz. Uygulamalarımız olacak. Sadece bu işin şekli değişecek. Yani ilk başta giriş cümlemde şey demiştim. Hani bir developer bir gün ne yapıyor? Verilen bir tasarım var, onu koda dönüştürüyor, sonra geri teslim ediyor. Hani buradaki yapı şekli değişecek bu işin. Yani nasıl olacağını öngörmek çok mümkün değil. Ama şu olabilir. Şimdi mesela ben tüm gün 6 saat kod yazdım diyelim. Onu bir 2 dakikada yapıyor diyelim bu olay. Hadi 1 saat olsun. Kalan vakitte daha fazla proje alacağız belki. Yani piyasadaki rekabet daha fazla olacak. Ya da ben yani daha çok ilerisi olduğu için çok öngörmek de şey değil. Ama hani net cümle şunu söyleyeyim, kendi öngörüm. Uygulama geliştiriciliği kesinlikle devam edecek. Ama basit işler, böyle kendi tekrar eden işler zaten bu tip tool'larla çok kolay yapıldığı için developer'lardan beklenti daha fazla olacak. Yani sen bir gün gidip işte API'den gelen modelleri işte JSON'a çevirdin falan filan bir şeyler yaptım. Hani tüm günü bununla geçiremeyeceksin. Bunu bir iki dakikada yapacaksın. Bunu bilen de işte şirketin, proje yöneticinin vesaire daha farklı işler verecek. Hani biraz işin yapış şeklimiz değişecek. Böyle bir gerçek var. Tabii bu tool'ları da kullanırsak. Eğer hani bu tool'ları oturalım baştan yazalım demiyorum. O da bir tercih meselesi, yapılabilir. Hatta bazı şirketler yapıyor. Kendi Copilot projelerini ya da kendi kod üretim yöntemlerini ortaya çıkarıyorlar. Çok güzel çalışmalar var. Ama bu tip tool'larla da developer'ın içli dışlı olması lazım. Yani mesela dedim az önce, ben bugün bir tane logo ürettim. Muhtemelen kullanacağım kendi bireysel bu uygulamamda. Şimdi ben kullanırım ama sen kullanmazsan sen daha çok vaktini onu ayarlamakla geçireceksin. Kod kısmında da hakeza. O zaman ne olacak? Ben bir tık önde olacağım. O yüzden böyle çok cüzi masrafları olan AI tool'larını kullanın. Hani yarım gün farklı bir tool olur ama illa bu tool'lar artık hayatımızda olacak. O da kesin bilgi gibi bir şey. Belki işletim sistemiyle gelecek ki Windows tarafında herhalde öyle bir şey vardı. iOS telefonlara da yine AI destekli bir şeyler geliyor. Hani yarışın gerisinde kalmamak için bu tip tool'lara aşina olmak lazım. Nasıl prompt ediliyor, bunları biraz gözlemlemek lazım. Böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hemen diğer soruma geçeyim ben. Mobil uygulama geliştirmenin kriterleri nelerdir? Hangi teknoloji nasıl kullanılır? Evet, kriterleri nelerdir? Burada hani olması gerekenler şeklinde hani ben cevaplamış olayım. Performans, UI isterlere diyelim, devamında konuştukça çıkaralım. Şimdi ben muazzam bir uygulama yapmışımdır ama uygulama sürekli donuyordur, kilitleniyordur, işte loading ekranda kalıyordur ya da RAM'i dolduruyordur. Bu olmaz. Her yazılımcı gibi mobil geliştiricilerin de belli etik değerleri var, sorumlulukları var. Kimse demese bile performanslı Nizami, işte garbage collector'ı vesaire. Hani performanslı ürün çıkarmak lazım. Bunu kullandığınız platform da biraz imkan sağlıyor. Mesela Flutter'ın en çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de
O işte ekranın her bir pikselini kendi yönetiyor ve animasyonları, diğer her şey efekte çok hızlı verebiliyor bu yüzden. Hani bu tip şeyleri takip etmek gerekiyor. Bir performans diyelim, iki de verilen isteklerin gerçekleştirilmesi. Yani sana bir UI verdim, arayüz verdim, bunu koda dönüştür. Ya, kulağa basit geliyor ama bir bakıyorsun iPhone 4'ü de destekliyorsun, iPad Pro'yu da destekliyorsun, işte kare Galaxy'nin cihazını da destekliyorsun. Hop, demek ki bir dinamik tasarım, responsif tasarım, ne dersek diyelim şu an adına. Bu tip şeylere de hakim olmak lazım. Onun dışında olayın içinde test var, çok önemli. Her case'i düşünmek lazım. Ne demek istiyorum? Bir uygulamamız var. Haberleri gösteriyoruz. Çok basit. Yozgat, işte Yozgat yerel haberleri gösteren tık bir uygulama yaptık diyelim. Uygulama yaptınız, çalışıyor. Storelarda yer alıyor. Bir bakıyorsunuz bir yıldızlar havada uçuşuyor. Neden? İşte size veren haberleri veren API'de bir çalışma olmuş. Ama arayüzde de böyle haber yokmuş gibi gözükmüş. Farklı şeyler gelmiş. Al sana kötü bir senaryo. Ya da ne diyelim? Yani hata durumları, istisnaları iyi yakalamak lazım. Hani kullanıcı haber ekleyen moderatör gruptan ayrıldı. Ama işte verileri kalmış. O yüzden de arayüz saçmalı, uygulama kilitleniyor vesaire. Hani stabil olması lazım ürünün. O da bütün istisna case'leri denemek lazım. İşte uzun süre kullanıcı beklerken ekranda ne olmalı? Bir loading mi koymak lazım? Ya da işte 60 saniye cevap gelmedi, bir timeout senaryosu, işte zaman aşımına uğradı gibi. Hani kullanıcı sürekli bilgilendirmek lazım. Bu işin olmazsa olmazı. Dediğim gibi çok güzel uygulama yapabilirsiniz ama bu istisna durumlardan dolayı çok gol yeriz. Yani ne demek istiyorum? Çok puan kaybederiz storelarda. Düşük puan olunca da kullanıcılar, çok alanında kritik özel bir uygulama değilse kimse gözünün yaşına bakmıyor. Atıyorum bir toplu taşımayla alakalı uygulamalar ya da mesela bir kullandığın bankadır. Maaşını o bankadan alıyorsundur. Uygulama kötüdür. Bir yıldızlar böyle upuzun bar olmuştur. Ama mesela maaşı orada alıyorsun. Başka alternatifin yok. Hani o tip bir case yok ise çok önemli. Stabiliteye de bakmak lazım. Şu an aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim. İsterseniz diğer sorumuza geçeyim ben. Lütfen. Şimdi mobil işletim sistemlerindeki değişiklikler bir uygulama geliştirme sürecini nasıl etki ediyor? Özellikle mesela Android sürümleri arasındaki farklılıklar mesela uygulama geliştirirken çok etkiliyor. Eğer bunlar sürekli günceleme geldiğinde bu mobil uygulama geliştiricisini nasıl etkiliyor? Yani onun çalışma koşulu nasıl etkiliyor? Onu merak ettim. Olumlu etkilemiyor tabii, olumsuz etkiliyor. iOS, Android mesela Flutter gibi cross platform geliştiriyorsunuz. Her iki tarafta şey yapmanız lazım. Hatta bir native taraflı iletişim kuracaksınız. Örneğin işte telefonu televizyona bağlayan bir arayüz, bir şey geliştirdiniz. Eklenti geliştirdiniz. Şimdi bakıyorsun Android TV işte telefon, televizyon diyelim, monitör neyse. İşte atıyorum belli bir sürümde Java değişikliği olmuş. Şudur budur. Bütün orada da durumları incelemeniz, test etmeniz gerekiyor. Tamamen developerlara iş yükü. Yeni sürümleri desteklemeseniz de oluyor belli bir şeye kadar. Ama o da tabii kullanıcı deneyimi açısından ya da storelardaki görünürlüğü de etkiliyordu yanlış anımsamıyorsam. Çünkü Apple tarafında da iOS tarafı, Android tarafında da bu etkili maalesef. İşte ya çok bilmiyorum. Sektörde daha fazla cihaz satılsın diye belki yapılan farklı bir şey mi? Ya çok şeyle oynuyorlar. Çok şey değişiyor. Mesela klavyeyle alakalı birçok senaryo kodla alakalı şeyler değişiyor. Bu tamamen developerlara süre anlamında daha fazla iş yükü çıkarıyor. Ama hani bunu desteklemekte zorundalar. Yani sürekli şu yok. Ben uygulama yaptım, store koydum. Bak mesela 2015'te geliştirdiğim mobil uygulamalar vardı. O zaman Adobe Flash üzerinden, Flex üzerinden, Flash'la hazırlayarak Flex üzerinden çıktığım uygulamalar vardı. Hala duruyor. Korece sözlük bilgi yarışması vesaire. Ama sürekli bana mail geliyor Google'dan. İşte policy'yi güncelleyin, uygulamada şu da olsun, bu da olsun gibisinden. Yani mecbur storelarda yer alıyorsan o da seni biraz güncelleme yapmaya force ediyor. Ama şimdi 2000, Flash 2000 yılında tedavülden kaldırıldı. Ben şimdi eski projeyi alıp nasıl hayata geçireyim? O yüzden de refaktör ediyoruz. Bazı şeyleri baştan yazıyoruz. O da ilave bir iş yükü ama tamamen proje sahibi kimse, şirket yöneticisi, şirkette bu işleri kim bakıyorsa onların belirleyeceği bir şeydir.
Hani bazen baştan yazmak daha ekonomik olabiliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Dediğim gibi ihtiyaçlara göre. Belki arayüz komple değişecektir yeni sürümle beraber. Hal böyle olunca refaktör etmek daha makul olabiliyor. Böyle özetle o güncellemeler yolsuz elektrik olarak developer'a biraz masraf oluyor. Teşekkür ederim. Diğer soruma geçeyim isterseniz. Bunu hemen açıyorum. Mobil uygulama geliştirmek için hedef konu, hedef kitle ve ekip planlaması nasıl yapılmalıdır? Nasıl belirlenmelidir? Kesinlikle çok önemli bir faktör. Ya yani bunları düşünmeden işe girmemek lazım. Diğer türlü workshop yapıp kendimize geliştirme yapıp bunu da öğrendim deyip defteri kapatacağınız bir projeye dönüşür. Hangi sorulardı? Bir daha söyler misin? İçerisinde ne vardı? Hedef Hedef kitle. kitle, hedef konu ve ekip planlaması nasıl yapılmalıdır? Şimdi ilk olarak hedef hani konsept diyeyim ya da hedef konu olarak çok iyi karar vermek lazım. İyice gözlemlemek lazım. Ya şunu çok yapıyoruz bazen. Direkt abi aklıma bir proje geldi. İşte hemen başlıyoruz. Oradan scaffold içerisine kolum koy. Tık, abi dur bir sakin. Bir bak uygulama daha önce yapılmış mı? Bir iyice analiz et. Analiz diyelim. İyice bakmak lazım. Rekabet piyasaya bakmak lazım. İhtiyaçlar karşılanıyor mu? Bununla alakalı güzel İstatistikler de yayınlanıyor. Hangi uygulama işte ne kadar popüler, hangi ülkede, hangisi daha çok gelir getiriyor gibi iyi bir araştırma yapmak lazım. Mesela ChatGPT'ye de sorulabilir. Yine AI hani şeyimiz örneğimiz olsun. Hani bu konuda yardımcı olabilir bir şey. Mesela ben yine bir eğitim için şey sormuştum. Spor uygulamaları yapıyorum şu an. Mesela tenisle alakalı yaptığım şey var ama hani neden bunu yapıyorum? Tenis oynuyorum. Onunla esas sebebi o da. Hani o olmasaydı niye bunu yapardım gibisinden. Böyle bir soru geldi. Şey yaparken şey sordum. Hangisi bir tenis bir spor uygulaması yapıyorum. Hangi alana yönelirsem oradan daha çok gelir elde edebilirim şeklinde. Şimdi ilk şıkları sunuyorum. Futbol çok yaygındır. İşte belli şeyler her ülkede sporlar her ülkede gerçekleştirilmiyor. Orayı yapmasan da olur. Tenis, golf gibi sporların kitlesi daha düşük ama biraz daha hani paralı kesim mi diyelim, biraz da üst kesim mi diyelim ne dersek onlara hitap ettiği için gelir elde etmen daha şey olabilir şeklinde. Al mesela güzel bir yönlendirme ya da farklı bir örnek verelim. Sağlık ve fitness o tarz uygulamalar geçen yıl herhalde en çok indirilen mi uygulama içi satın almada gelir getiren uygulamalardan biri olmuş. Güzel ama bak mevcut uygulamalara senin çünkü rekabet yapacağın kişiler yok. Büyük firmalar var. Çok çaplı büyük çaplı ürünler var ve zaten çoktan hani yarışta belli bir mesafe almış uygulamalar. Yeni bir şey getirecek misin? Ürün de güzel olabilir. Pazarlaması da önemli. Yani o yüzden de işte App Store Optimization diye ASO vesaire duyarsınız. Pardon. Muhakkak onların da içinde olmak lazım. Yani uygulama güzel olabilir ama vitrinin kötüyse, App Store görsellerin kötüyse, işte metinlerdeki keywordlerde arama sonuçlarında çıkmıyorsan bitti. O yüzden en çok vakit ayrılması gereken işe başlayıp başlamayacağımızı netleştirecek kısım analiz etmek arkadaşlar. Bir de mutlu olacağınız bir alan olması lazım açıkçası. O da kendi eğer bireysel projenizse motivasyon açısından çok çok önemli. Bir yerde çünkü ya kardeşim başların parasına bu ne ya çizeye kalmıyorum gibisinden. Hani öyle şeyler de başınıza gelebilir. Ekip olayı da önemli. Bir hani ben bu yola kimlerle çıkacağım? Neleri beraberimde getireceğim? Bana artısı eksisi ne? Bunu da iyice tartıp biçmeniz lazım. Bireysel olarak başlıyorsanız zaten bireysel bir süre yola devam edeceksiniz. İş büyüyeceği zaman işte hadi bir kendimi yapayım ya da tasarımları başkası yapsın. Ya da işte arayüz tarafında çok fazla iş var. Bunu biriyle yapayım gibi dediğiniz zaman burada insan seçimi çok önemli. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Abi şunu hatırlatayım. Her durumda böyle geri dönüş sonrasında bağlayıcı olmayan ne diyelim çok da hani uygun kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Ya geri dönüşü olabilen şekilde bir hareket etmek lazım. Yani ben mesela uygulama geliştiriyorum. Bir anda Deniz'e dedim ki abi bak benim elimde çok güzel bir proje var. Ben geliştiriyorum zaten. Sen de katıl. Sen de biraz hızlansın diye bu işe gel gibisinden. Gel %50 de ortak olalım.
gibi bir başlıyor. Abi Denizhan bir geldi. Biraz Denizhan'ı gömelim burada. Abi bir şey yapıyoruz. Abi o butonu öyle yapmalım, böyle yapalım. Abi zaten uygulama yayında, müşteriler memnun. Belli UI kriterlerini duyuyor. Yok abi bu Eflatun olsun. Yani fikir çatışmaları direkt canınızı sıkabiliyor. Ama ben bir proje yapıyorum işte. Burada ne? Denizhan'ı belli bir yere kadar sokmam gerekiyordu. Ya da gelir gelmeye başlıyor. Denizhan diyor ki komşuda pişer bize de düşer. Abi %50 %50 gibisinden. Hani çok keskin kötü bir örnek. Ama ekibi kurarken de ya sonunun nereye gideceğine, işler kötüye giderse çıkar çatışması oldu. Ya da Denizhan'da belki komşuluktan dolayı kavga ettik. Uygulama güzel ama anlaşamıyoruz. Farklı şeyler geldi, mevzu oldu diyelim. O yüzden hani sonunu görebilin ya da alternatif ya ola ki bir şey oldu. Hani bazı şeyler elinizde yazılı olsun gibi. Yani sonradan kendiniz de mutsuz olmayın ya da elinizdeki projeyi kaptırmayın. Ya da Denizhan'la siz şey yaptınız, siz başların böyle işe dediniz. Denizhan aldı projeyi, iyi ben yaparım abi o zaman dedi. Yürüdü gitti. Sonra yıllar sonra ulan bu proje benimdi falan diye böyle iç gidersiniz. Öyle Denizhan son model arabayla geçerken böyle sahiden seve sallar. Yani sonu böyle olmasın arkadaşlar. Bu yani kötü bir senaryo üzerinden konuşmam. Ekip kısmında ben de daha önce bireysel olarak yaşadığım şeylerden tecrübe arkadaşlar önemli. Ya bir tuğla alıp değiştirebiliyorsun ama bir insanı değiştirmek şey olmuyor. Yarım bir gün ya topluluklarda da başınıza gelebilir. Hani farklı her bir örgütlenmenin olduğu her yerde olabilir bu. Ya birini alıyorsun, projeden de çıkaramıyorsun. Ama mesela Denizhan çok kötü kod yazmaya başladı. Uğraşmıyor. Abi derslerim var ne bilmem ne diyor. Gidip bu sefer atıyorum Hande'yi çağırıyorsun. Hande de ekibe geldi. Ne oldu? Denizhan iş yapmıyor. O da ekibin içerisinde. Tamam gelir gelmeye başladı. Denizhan diyor üçte biri benim, üçte biri benim diye yere tıktırdı oradan. Bu sefer Hande diyecek ki adam hiç iş yapmıyor. Ben de o zaman biraz vites düşüreyim. Oluyor mu öyle ya falan diyor. Tamam o da geliyor. O da şey böyle personel. Hani ATM personeli gibi. ay başında toplayacak maaşı. Yani siz zaten var gücünüzle uğraşıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar yani doğru insanlarla yola çıkmaya çalışmak lazım. İnsanlar yolda da değişebilir. Farklı şeyler olabilir. O yüzden de böyle bağlayıcı olmayacak. Böyle hani o kişiyi sistemden gerekirse çıkarabilecek ya da size günün sonunda mutluluğunuzu öngörün ekip konusunda. Onu söyleyeyim. Yetkin kişiler önemli. Bir yandan da birini yetiştirmek istiyorsanız kimisi şeydir, dominanttır. Şunu der. Ya ben işte bilen birini almama gerek yok. Zaten hallediyorum. Birkaç çekirdekten bir arkadaşı alayım. Hem onlar da böyle basit sade işleri yapsın. Ben orada daha yeni, daha farklı future'lara odaklanırım. Hem bir yanda da o gelen kişiye işi öğretmiş olurum gibi de düşünebilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Ekip de böyleydi. Konuyu söyledik. Üçüncüsü neydi? Hemen söylüyorum. Hedef kitlesi demiştim. Hedef kitle, konu, bir de ekip demiştim. He, aslında konu ve hedef kitleyi beraber söylemiş olduk. Bu arkadaşlar ya ben aslında şunu da söylemek istiyorum bugün. Şimdi hani developer olarak kod yazma şeyimiz azalacak değil mi? Azalıyor günden güne. Ama yapay zeka da şunu yapıyor. Gün sonunda uygulama çıkarmanıza olanak sağlıyor. Parayı getiren şey ne? Uygulama. Yani bolca kendi projeniz olsun. Side project geliştirin. Yani yarım bir gün atıyorum tam zamanlı işte çalışıyorsundur. Oradan çıktın diye bütün dünyada bir anda yapay zeka bütün herkese işini bıraktı. Senin kendi uygulaması. Yani yapay zeka senin çalışanın olsun. Yani o yüzden kesinlikle herkese bireysel projeler geliştirmesini tercih ederim. Belki hiç kod yazma ama senin de projen olsun. İleride kimse projesini yazamayacaksın belki. Yani side project yazmanın ekstra artıları var. Onları bir ayrı farklı vesileyle konuşuruz. Burada yakın zamanda da şey yapacağız. Hemen ürün yerleştirme de girelim. Flutter'la side project geliştirme konusunda da bir bootcamp düzenleyeceğiz. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Ve muhakkak katılın çünkü Flutter'la alakalı şu ana kadar yapılmış hani en teknik, en kapsamlı şey içerecek konsepti. Sadece side project geliştirme değil, bir yandan da katılımcıları desteklemesi için normal eğitim kampları da olacak. Öyle bir planımız var. Onu da takip edin. DC Flutter Community ya da Levent Kontrol, Levcode benim hesaplarım. Çünkü insanlar oraya yönlendirmek istiyorum. Yani insanlar ya kod yazacağız mı, yazamayacağız mı artık böyle şeyler var. Abi günün sonu ürün olacak. Ya ister yapay zeka yazsın, ister sen yaz, ister başkası yazsın, ürün olacak. O zaman ürünün sahibi olman lazım. Ha, daha ilerisinde psikopatlık şu da olur. Artık yapay zeka kendi Google Play hesabını açar, App Store hesabını açar. O da uygulama yayınlar. Ona da ne yapalım artık yani.
Böyle. Peki bir, ya ekibe insan almak mı yoksa yapay zeka almak mı? Hangisi daha mantıklı olur sizce? İlk alacağın yapay zeka daha ekonomik. Aylık işte ChatGPT'ye 500 lira mı veriyorum? O civar bir şey mesela. Ama sanki benim yanında bir junior gibi. Basit işler var. Tık tık yaptırıyorum. Hatta bakmıyorum bile. İşte akşamleyin fırsatım olursa ya da hafta sonu bakıyorum ne yapmış. Yani şöyle yapmış böyle yapmış. Aferin aferin falan gibisinden. Bazen azarlıyorum ya da. Kaç defa söyledim şunu şöyle yapma gibisinden. Ya, olabildiğince yapay zeka ile yapabileceğiniz şeyleri yapın. Çünkü hani dilediğin zaman ulaşabiliyorsun. Daha düşük maliyet. Hata yapma ihtimali daha az. O yüzden de şirketler bunları tercih edecek ileride de. O yüzden öncelikle yapay zeka tool'larını kullanmakta fayda var. İleride çalıştığınız yerlerde de sizlerden o istenecek çünkü o da var. Sonrasında biraz daha fikir, estetik gerektiren şeylerde hani yapay zeka bir yerde yetersiz kalıyor ya da kısım desteklemiyordur farz edin. O tip durumlarda ekibi insan ile Adem oğluyla, Adem kızıyla o zaman çeşitlendirmeye, arttırmaya devam edin. Ama şu da var. İlla böyle gaza gelip de çok arkadaşım oldu. Belki ben de bir dönem ben de yaptım. Hadi ekibi çoğaltayım olayına girmeye gerek yok. Sonra illa farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Abi gerekirse tek devam et. Senin bu projedeki amacın ne? Bir an önce ürünü ortaya çıkarmak mı? Geliştirirken bir şeyler öğrenmek mi? İkisi de mi? Ya da başka sebepler mi var? Hani böyle ya bireyselde çok şey oluyor. Abi sen yine sosyalleş farklı projelerde çalış ama X bir projen varsa iyice düşün ondan sonra ekibi çoğaltmaya karar ver. Ama çoğalmanın ya çok faydası var. Ekstra bir sinerji katıyor çoktan. Yani iki kişiysen üç kişilik verim alabiliyorsun. Ama ya işte buna gerek var mı yok mu iyice irdeleyip hareket etmek lazım. Özellikle insani ilişkiler yani bir şey başlatacaksan abi bir projem var deyip sonra devamını geçecek. Öncesinde bir düşün sonra konuş şeklinde. Tamamdır o zaman. Diğer soruma geçmek istiyorum. Aletin de YouTube'dan yayında yine sorular geliyor. İsterseniz onları en sona alırız. Flutter ile bir mobil uygulama geliştirme süreci nasıl ilerliyor? Flutter'la ilgili bir mobil uygulama süreci nasıl gelişiyor? Şöyle ki diğer mobil uygulama geliştirme süreçleri gibi öncesinde size bir analiz geliyor. Bir uygulama tasarımları geliyor. Bununla alakalı bir etüt yapıyorsunuz kendinizce. Çünkü bir efor da bir süre de istenir her zaman. Siz kendi projeniz olsa dahi gene bir şey yaparsınız. Ya ben işte 3 sayfalık bir uygulama yapacağım ve bu yaklaşık ne kadar vaktimi alır? Atıyorum yazın tekne kiralama ile alakalı bir uygulama yapacaksın. Mayıs ayında buna karar veriyorsun. Ama bir bakıyorsun ya 3-4 ay sürecek bir şey. Eylül ayı geldi. Tekneler artık havalar bozuldu. Tekneler seyir yapamaz hale geldi gibisinden. Hani kurgusal teknik bir hataya düşmemek için. O yüzden öncesinde bir az önceki kısma geliyor analiz olayına. Önce bir bakacaksın. Bu proje ne kadar sürer? Ben burada nelere ihtiyacım var? Platform desteğe. Örneğin ya kamera olmazsa olmazdır. Ama belli cihazlarda kamera özelliği yoktur, sim kart özelliği yoktur gibisinden. Bu ön şeylere bir bakmak lazım işe başlamadan önce. Sonra nasıl ilerleyeceğim? Yine diğer teknolojilerde olduğu gibi Flutter'da da işte belli bir mimari, klasör yapısı, işte data ve UI'yi birbirine bağlama şekliniz. Bunlar önemli. Neden önemli? Sonradan değişimi biraz zor. Tamam değiştirme ama bu sefer de böyle bir feature ekleme çıkarmaya kolaylık sağlıyor mu? Ya da development maliyeti nedir? Bu tip şeylere dikkate almak gerekiyor. O yüzden de iyice bir hani analiz edip sonrasında ne masrafı var, ne çıkaracak bunu iyice tartıp biçmek lazım. Mimarisi işte bunun önemli kısmı. Hani mimarisiz de yazabilirsin. Kısa bir projedir. Bir hafta sonra hani bir store'a temsili yatırımcı görecektir. Bir uygulama çıkacaksındır. Spagetti kod yaz gönder. Yani hani her zaman önceliğin ne işte zaman mı kalite mi bunları iyice tartıp biçmek gerekiyor. Ve Flutter'da da çok fazla pattern var, mimari var, kullanılan işte state management yöntemi illaki duymuştur arkadaşlar da. Burada bu kararı da her zaman çok vermemek gerekiyor. Ya senin zaten İlk defa proje geliştirmiyorsan belli bir tecrüben vardır. Küçük proje ise atıyorum
Küçük proje provider kullanırım. MVC kullanırım. Mesela kendi bakış açım. Proje büyüyecek. Büyüme özel ya büyük proje ise ya da büyüme potansiyeli olan bir şey ise işte blok ve clean architecture kullanırım mesela bireysel olarak. Hani bu kafamda vardır. O yüzden yeni bir benden proje istendiğinde oturup tık 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 işletmeye başlarım olayı yani. Hatta biri bana daha konuyu anlatırken eğer proje belliyse ben belli şeylere çekirdek kısmı en baştan oturturum gibi. Sonrasında da artık feature geliştiriyorsunuz sürekli ama burada da iyice test etmeniz gerekir. Test yazmanız faydalı olabilir. Integration testinden unit testine kadar. Testleri beraber götürmek faydalıdır arkadaşlar. Özellikle birden fazla kişi çalışıyorsanız projede istediğiniz kadar versiyon kontrol sistemi kullanın. Arada kaçıyor bir şeyler. Abi dün bir hesaplama fonksiyonu yazmıştım. İşte sen şurayı değiştirmişsin patlamış falan filan. Yine Denizhan diyor sana bir daha destek olana lanet olsun falan filan. Ekip yani proje karışabiliyor. O yüzden de kontrollü gitmekte fayda var. Çok bir proje ise fazlara bölebilirsiniz. Hani Flutter'da şunu da yapmak lazım. Madem hani soru da Flutter özelinde. Ben şunu yapıyorum çoğunlukla. Bir gün iOS ortamında mevcut devam eden bir projeyi bir gün iOS ortamında ayağa kaldırıp ilerletiyorum. Bir gün Android. Bir seferinde iOS, her seferinde açtığım iOS cihaz farklı oluyor. Bir gün işte iPhone 8 simülatör açıyorum. Bir gün fiili cihazla çalışıyorum. Bir gün iPad'de çalışıyorum gibisinden. Çünkü şu da olmuyor. Uygulamayı geliştirdiniz. İşte teslim edeceksiniz. Yayına atacaksınız. Tek tek bütün cihazlarda test edemezsin. Farklı cihazlar, farklı oryantasyonu, milyon tane cihaz var. İşte bunu önceden ara ara yapmak güzel oluyor. Belli şeylerin önüne geçebilirsiniz. Cross platform çalışmanın aslında bir bedeli. Sonrasında testler vesaire dedik. Yine Flutter üzerinde yine performans kontürlerine bakmanız lazım. İşte sayfalarsa geçiş yapıyorsunuz ama arada farklı sayfalar kaldı mı? Hani belleğe Flutter istediği kadar güzel yönetsin. Siz ona rağmen kötü yönetip bozabilirsiniz. Performansa zarar verebilirsiniz. O yüzden onları gözlemlemek lazım. Yani her bir feature'a her bir geliştirme yapacağınız şey sanki projenin geneliymiş gibi bakmanız lazım. Yani az önce resmi büyük çizdik. İşte analiz et, tasarımlara bak, bilmem ne bilmem ne. Bir geliştirme yapacağınız zaman ki her gün yapacağınız, developer olarak yapacağınız iş şu arkadaşlar. İşte analiz etme vesaire ayda bir gün, 2 ayda bir gün olacak şeyler. Her gün mobil uygulama geliştirici şunu yapıyor. Kendisine bir feature veriliyor, yeni bir özellik geliştirme ya da bir bug var, o bug'ın çözülmesi. Burada kendi bir roadmap çizmesi lazım developer. Bakması lazım. Benden istenen iş ne? Mevcut durumda gözlemlemesi lazım. Bir görmesi lazım. Belki ilave sıkıntılar da var. Ya da soracağı kısımlar var. Sonrasından işte to-do listesi yaparsın. Not defterine yazarsın. Sana kalmış. Orada bir akış koyman lazım. Orada da işte Flutter developer şuna dikkat etmesi lazım. İşte bu sorun mesela bug üzerinden konuşalım. Android özelinde mi? iOS özelinde mi? İşte emülatör üzerinde mi? Gerçek cihazda mı? Offline'ken mi yaşanıyor gibi gibi sorunu biraz daha spesifik hale getirmek lazım. En sonda işte PR açmadan kodu ana proje dahil ettirmeden önce yine nasıl store'lara çıkarken iyi bir test etmeniz lazım dedi ya. Burada da o future'la alakalı olan testlerinize iyi gözlemlemeniz lazım. Farklı bir yere zarar vermiş mi vermemiş mi iyi gözlem yapmak lazım. Evet. Hemen diğer soruma geçiyorum şimdi. Flutter'ın avantajları nelerdir ve geleceği nasıl olacaktır? Bunu sormak istiyorum. Peki. Flutter'ın avantajları 3 tane avantajı var aklıma gelen standart söylediğim. Bir hızlı geliştirme. Fast development ya da sitesine girince de bunlar tık diye çıkar. Geliştiricilerin kolaylıkla ürün çıkarmasına olanak sağlıyor zaman anlamında. Nedir? Mesela en bunun da bariz ispatı hot reload özelliği. Yani sen kodu yazıyorsun, yan tarafta direkt anında çalışan versiyonu var. Hem iOS hem Android hem iPad hatta. Ve yan yana hepsini koy. Hızlı bir şekilde yazdığın ürünü bir yandan fiilen de görebildiğin için o yüzden de hızlı geliştiriyorsun. Ama diğer türlü şu oluyor. İşte belli platformlarda ya da daha eskide olan çözümlerde işte bir kod yazdın. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Çalıştır diyorsun. 2-3 dakika bekliyor, çalışıyor. Aa yanlış olmuş. Değiştireyim bir daha tık. Bir daha kodu değiştir, çalıştır. Bir iki dakika bekle. Maliyet.
Flutter bunu işte React Native de yapıyor ama Flutter çok güzel yapıyor. SwiftUI'da da var bakın. Yani SwiftUI'da bir yandan geliştiriyorum. Bu hızlı geliştirme kısmında yani Flutter'ı tek geçiyorum. Kimse kusura bakmasın. Çok iyi hızlı geliştirme, fast development olayı. Zaman konusunda tasarruf sağlıyor. İlk konuştuğumuz olay. Bir kere yaz, diğer yerlerde de çalışsın. Direkt o da maliyet düşürüyor. Bir de hani sade bir dil kullanıyor. Dart dili çok sade. Ben çok seviyorum Dart dilini. Hani geliştiriciyi mutlu eden bir şey. Hani dilin sintaksi olsun, dediğim gibi uygulama geliştirmenin kolaylığı. Birincisi bu hızlı geliştirmede. İkincisi performans. Şimdi biz developerlar olarak performans çok anlayabiliyoruz bireysel olarak. Hani şirketler böyle store yorumlarına bakınca ya da daha böyle teknik testleri yapan tool'lar kullanınca o zaman ortaya çıkıyor. Ya ben şimdi bir animasyon yapsam işte atıyorum işte şu bantı şöyle bir ekranda circle var aşağı indiriyorum. Animasyonda böyle yanar dönerli iniyor farz et. Yani performansı etkin kullanmazsam bu felaket bir UI olabilir. Ama kullanıcılar anlamaz. Ben de anlamam. Ama testlerde ya da yarım uygulama crash olduğunda vesaire çöktüğünde o zaman ortaya çıkıyor. Hani ve Flutter bunu çok çok iyi yapıyor arkadaşlar. Dedim ya az önce ekranın her bir pikseline kendi hitap ediyor. Çalışma prensibi gereği. Hani yani mühendislik açısından muazzam bir şey Flutter'ın çalışma yapısı. İncelemenizi tavsiye ederim. Bu performans olayımız var. Bir diğer üçüncümüz neydi? Bir de bu çoklu platform olayı. Ya bir kere kod yazıyorum. Her yerde çalışıyor. Masaüstü uygulaması olarak da çalışıyor. Web olarak da. Ve kullanılıyor da hani şey değil böyle. Hani her feature elbette her yerde çalışmıyordur da. Hani ben aktif olarak kullanıyorum kendi projelerimde. Web sitesi de tık diye hazır oluyor uygulamanın. Masa üstünden bir admin paneli, dashboard bir şey yapıyorum. Tık o da oradan çalışıyor tık diye. Ortak komponentleri kullanıyorum. Sadece ana ekran tasarımı farklı oluyor. Multiplatform en önemli özelliği. Bu üç özellik var. Başka ne söyleyebiliriz? İşte community'nin birbirini çok desteklemesi, Flutter'a alakalı çok şey bulabiliyorsunuz. Mesela iOS kısmını ben ilginç bir şekilde çok şey bulmuyorum. Ya da Flutter'ı hani yaşına oranla daha başarılı buluyorum diye. Hani her yerde böyle destekleme ya da bir soruna cevap bulabilme. Hani Flutter o konuda hani 5,5 yaşında bir teknoloji. Bu kadar sürede hani böyle bir ekosistemin oluşması güzel. Yani PubDev'de paket yönetim sistemi bunlar çok güzel şeyler. O anlamda da iyi buluyorum. Peki geleceği konusunda bir şey dersek. Yani Flutter'ın az önce söylediğim gibi çalışma prensibi dehşet muazzam bir mühendislik. Mobil cihazlar, bu ekranlar olduğu sürece ben sektörde yer alacağını düşünüyorum. Diğer teknolojiler de zaten bu işte deklaratif UI şeyine işte yazdığın gibi gör sadece konfigürasyonu ver diye özetleyelim. Hani onlar da bu yapıya geçiyorlar işte Kotlin tarafında, Swift tarafında ya da yeni cross platform farklı teknolojiler çıkmaya çalışıyor. Flutter burada var olacaktır diye düşünüyorum. Hani mobil seven kişiler kesinlikle Flutter'da bir kolunda bilezik olarak muhafaza etsin derim. Teşekkür ederim. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Gelecekte Flutter bu ekosistemde ezici bir üstünlüğe ulaşabilecek mi? Yani. Şu an güzel bir ivme var. Ancak bunu söylemek biraz şey, hani ben şey iddialı bulurum, yatırım tavsiyesi değildir derim. Ben gidişatı güzel görüyorum. Her zaman bazen spekülatif yorumlar çıkıyor. İşte Google fişini çekerse şudur budur. Ya ürün güzel, herkes memnun, şirketler geçiyor. Ya şu an ben bir havayolu şirketinde kullanıyorum ve çok önemli güzel projelerde Flutter tercih ediliyor. Açıkçası biraz ufkumu açıyor, biraz Flutter'a karşı umudumu da geleceğe yönelik bakış açımı da güzelleştiriyor bu durum. Ve dünya yani pek bilmiyoruz da daha nice firmalar kullanıyor. O anlamda ben geleceği olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü ciddi bir faydası var. Yani şirketler en çok cross platform şeyle bakıyor. Dediğim gibi performans olayı da karar vericisi oluyor bu işin. Ben gidişatın olumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz daha yaygınlaşacak, daha fazla yer alacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada niye kesin konuşmuyorum? Burada işin içine bambaşka faktörler girebiliyor rekabet. Mesela şu an Apple şeyden memnun. Flutter'dan. Niye? Aslında rakip bir geliştirme tool ama günün sonunda sen App Store'a uygulama çıkartıyorsun. Yani aslında Apple'ın işine gelen kazan kazan ilişkisi var. Ama yarım gün farklı bir çıkar olur, farklı bir yol izlenir. Belki hani Flutter'la geliştirmek
performans açısından ya da farklı marketing açısından zorlanabilir. Yani Apple tık diye belki şunu diyebilir. Ya Google Flutter uygulamaları ya Google tarafı için de aynısı olabilir. Şey desteklemiyor işte. Şu güvenlik gerekçesiyle o Flutter'dan gelen uygulamaları App Store'a kabul etmeyeceğiz. Hayda. Ya çok olacak bir şey değil ama hani %100'de konuşmamak adına böyle hep böyle bir çekimser tarafımızda olsun. Teşekkür ederim. Diğer sorum ise mobil uygulama için Flutter kullanmak isteyen veya kullanan gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki. Flutter'da çok fazla, hemen net cevap vermeye çalışayım. Flutter'da çok fazla imkan var. İşinize gelecekleri kullanıp onlarla yola devam etmenizi tavsiye ederim. Aşinalık olmadan her teknolojiyi, her eklenti, her paketi, her mimariyi gözlemleyebilirsiniz. Ama çok da vaktimiz önemli. En büyük sermayemizdir vakit. O yüzden doğru ilerlemek lazım. Yani nedir tavsiyem? İyi bir mimari, iyi bir paternin olsun. Her projede onu kullan hemen hemen. Sürekli onda şunu deneyim, bunda deneyim sana vakit kaybettirir. Sonuçta kimse de şey değil, işte belgesel çekmiyoruz. Bunu kullandım şöyleydi. İşte mimari gurmesi değiliz. Eklenti, kütüphane gurmesi değiliz. İşinizi görecek olanları kullanıp devam edin. Ama bir yandan da gözlerimiz, sensörlerimiz açık olmalı yeni şeylerle alakalı. Yani her bir Flutter'ın yeni sürümü çıktığında Standard Medium'da falan makale yayınlarlar ya da videosu olur YouTube'da. Onlara muhakkak bakın. Mülakatlarda da sorarım ben mesela gördüğümde. Hani Flutter'ın son sürümünde neler geldi ya da neler çıktı hayatımızdan gibisinden. Bu işin tabiatı göre en başta sen de demiştin. İşletim sistemleri kendini güncelliyor. O güncelleniyor, bu güncelleniyor ve domino taşı gibi Flutter da güncelleniyor. Güncellemeleri takip etmek lazım. Çünkü hani yarım gün yeni sürümlerle yapılan sen kendi projelerini yükseltmesen bile yarın bir gün Flutter'ın güncel sürümüyle yapılmış bir proje gelebilir eline. Ama bu sefer de işte mesela Dart'ta paternler geldi. Hala birçok developer şey değil, aşina değil ama yavaş yavaş insanlara paternlerle yazılmış projeler geliyor. O zaman da insanlar bakıyor, aa işte nerede var bunda makale var mı, video var mı gibisinden araştırma içerisine giriyor. Yani bir iyi bir stabil sistemin olsun, onunla ilerle. Diğer taraftan da her zaman sensörlerin açık olsun. Yeni ne gelmiş ne gitmiş gibisinden. Çünkü senin yaptığın kullandığın bir praktisin daha iyi bir versiyonu olabilir. Sana performans ve zaman kazandıracak farklı bir şey gelmiş olabilir. Bir developer olarak da her zaman o konudaki sensörlerimiz de açık olsun. Teşekkür ederim. Şimdi hemen diğer soruma geçiyorum. Flutter üzerine ya da mobil teknolojide üzerine yani girişimcilik ruhu olan gençlere özellikle tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bu alan gerçekten girişimci olunabilecek bir alan mı? Değil mi? Yani siz özel sektörde çalışarak bu alanda girişimci olanlar tanıdıklarınız var mı? Yani bunu nasıl yönetiyorlar? Bunu sormak istiyorum. Çok var açıkçası. Ya Flutter bu iş için bulunmaz nimet diyebilirim. Hani şu açıdan bir girişim, yeni bir ürün ortaya çıkaracaksanız işte yatırımcıya ya da işte müşterilere direkt hızlı bir ürün vermeniz gerekiyor. Az önce dedik ya hızlı geliştirme. Ya Flutter muazzam bir tool. Çevremde çok var. Bazıları başarıya ulaşmış, bazıları henüz emekleme aşamasında, bazıları başarısız olmuş. Ama yeni projeler peşinde koşan arkadaşlarım, birazdan Flutter'cı çok çevremiz olduğu için muhtemelen, hani çok fazla kullanılıyor. Eğer hani girişim bir hayalin varsa, bir proje geliştirmek, gerçekten bir şeylere değiştirebilecek ya da yeni bir şey ortaya koyabilecek düşünceleriniz varsa uygulama geliştirme anlamında, Flutter, hani ilk deneyeceğiniz araç Flutter olsun derim size. Çok faydasını görürsünüz. Böyle bunu böyle cevaplamış olayım. Teşekkür ederim. Yani şöyle Aynı. diyeyim, LinkedIn'de falan birçok hani başarı hikayesine bakın. Arka planda Flutter kullanılan çok proje var. Çünkü her Teşekkür şirket ederim. onunla başlıyor önce. Yani yeni başlamışsın, paran yok, bütçen yok. Ne yapacaksın? Her iki store'da uygulama geliştirmen lazım. Ya bir cross platform tercih ediyorsun. Orada da Flutter hani popüler bir trend olduğu için hiç fikri olmayan insanlar için söylüyorum. Ya bakıyor Flutter arkasında Google var. Hani bununla yaptırıyor. Sonra da mutlu oluyor gibisinden. Teşekkür ederim. Hemen diğer soruma geçiyorum şimdi. Mobil teknolojiler için kariyer olanakları nelerdir? Ve bunun için
Kariyer planlaması nasıl yapılmalıdır? Şöyle ki birçok firmanın kendi çalıştığı, yer aldığı sektörle alakalı tabii ama kendi mobil uygulaması oluyor. Bazı durumlarda şu oluyor. Şirketin ihtiyacına ve işine göre bir teknoloji şirketi ise mesela kendi bünyesinde development takımları oluyor. Ama biz atıyorum bir giyim sektörü belki milyonlarca çalışanı var. Ama teknoloji sadece hani bir tane uygulaması vardır diyelim. O tip şeylerde kendi bünyesinde yer almıyor. Gidiyor ajans gibi yerlerde çalışıyor. Başkasına yaptırtıyor projeyi. Başka bir firmaya, başka bir teknoloji firmasına yaptırtıyor. Hani bir ihtimal ya da kendi işte küçük bir ekibi oluyor. Ben daha çok iş öğrenebilmek adına hani biraz daha teknoloji şirketlerine yönelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bireysel bir şirkette olsa esnaf gibi hani böyle olursa hep aynı işi tekrar diyorsun ki developer için bu çok sakıncalı. Hani AI MI az önce belli çekinceleri konuştuk zaten. Hani bir Türkiye'nin atıyor en büyük tekstil devinin içine gelip sadece senede bir güncelleme yapıyorsundur. Öyle bir yerde çok kendini geliştiremezsin. Belki iyi referans olur. O yüzden farklı bir konsept seçilmesini tavsiye ederim. Ajanslar güzeldir. Çok fazla proje gelir ama orada da pek nefes alamazsın. Bir de gelirleri piyasaya göre bir tık daha düşük oluyor. Nedense öyle bir gözlemim. Ajanslarda hiçbir zaman proje bitmez. Bir proje biter, hatta bitmeden öteki proje gelir. Çünkü kendi projesi çoğunlukla yoktur. Dış kaynak, az önce dedim ya, başka firmaların projesini alıyor. Hani para kazanmak için dışarıdan proje alması lazım. O da developerlarda çok iş yükü oluyor. O yüzden ajanslarda da çok uzun süre çalışan olmuyor. Genelde sürekli bir sirkülasyon oluyor developer olarak. Ama bir teknoloji ekibi kendi bünyesinde olan şirkette çalışıyorsunuz, o güzel oluyor. Çok farklı projelerle çalışabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirebiliyorsunuz. En çok da onu tavsiye ederim. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Bu tarz şirketler nelerdir? Onu bulmaya çalışın. Örneğin ya mesela Flutter developer'sanız, bugün günün konusu biraz da Flutter diye söylüyorum. Mesela ilk staj yapacağınız yer çok önemli arkadaşlar. Şimdi Flutter'la alakalı staj yapacaksan çoğunlukla bir startup'a gideceksin. Orada da sana işte böyle junior developer iş yaptırılacak. Kendini belki pek geliştiremeyeceksin vesaire. Senin ama belki farklı developer olmayacak o derece yerlerde çıkabilir karşınıza. Ama sizin gidip böyle bir senior'ın, bir kıdemli developer'ın yanında sektöre giriş yapmanız lazım kendinizi geliştirebilmeniz için. Hal böyle olunca büyük şirketlere yönelmeye çalışın. İlk işiniz olarak, stajyeriniz olarak. Oralarda da Flutter kullanılmıyor olabilir. O yüzden ilk native ile yola çıkın. Hani ben bunu söyleyince insanlar çok şaşırıyor. Hayır, bilakis. Yani git çünkü şu an staj yeri bulmak için Android developer olarak daha kolay bulursun. Flutter developer olarak zor bulursun. iOS developer olarak kolay bulursun. React Native olarak işte adı onun web artısı var bir tık. React.js'ten vesaire gene bir tık zor bulursun. O yüzden önce iOS, Android Native olarak iş yeri arayın. Orada onu öğrenmeye devam ederken bir yandan Flutter'ı da o zaman siz iki koldan devam ettirin. Benim tavsiyem bu. 2-3 sene geçti diyelim. Hem iOS öğrendiniz hem bireysel olarak Flutter öğrendiniz. Oradan sonra size kalmış. İsterseniz birinde ihtisas yapmayı devam edin. İsterseniz işte atıyorum Flutter seçerek kendi işinizi yapın. Ama siz native de bildiğiniz için yani uygulama geliştirme cycle'ına her şeye hakimsiniz. Flutter'ın bittiği yani Flutter'la bazı işlemler için native köprü kurmanız gerekiyor. O tip şeyleri yapabiliyor olabileceksiniz. Ya böyle yapan arkadaşlar, bu benim düşüncem değil, bu gözlemim bir şey aslında. Böyle yapan Flutter developerlar şu an çok iyi yerlerde. O yüzden hani en büyük tavsiyem o olur. İyi bir teknoloji şirketinde start etmeye çalışın. Orada da Flutter'ı bırakmayın, devam ettirin. Gerekirse şirketler Flutter kullanmıyorum dese de birçok yer kullanıyor arkadaşlar. Internal projelerde. Atıyorum servis ve personelin izin uygulaması. Personel izin yönetim sistemi sallıyorum. Şirkette Flutter yapılıyor ama dışarı lanse etmiyorlar internal proje olduğu için. İşte bizim şu an Türk Hava Yolları'nda da böyle. Yani bilet aldığınız uygulama Flutter'la yazılmış değil. Hani şu an iş ilanlarından vesaire ben de öyle gördüm. İşte Türk Hava Yolları'nın Flutter kullanacak olduğunu en azından o zaman için. Hani herkesin teknoloji tech diyoruz ya. Hangi teknoloji kullandığını hemen bilemeyebiliyorsunuz. O yüzden hani şöyle toparlıyorum. Bolca native
yazabileceğiniz, bir şeyler öğrenebileceğiniz yerlerde ilk adımınızı atın. Sonrası zaten daha sonradan belli olacak bir şey. Dediğim gibi o şirkette yıllarca devam edebilirsiniz. Kendi girişiminizi kurabilirsiniz. Sonra tekrardan bir şirket bünyesinde çalışabilirsiniz. Kendi ajansınızı kurabilirsiniz. Ama ilk adımı güzel atmakta fayda var. Teşekkür ederim. Benim son sorum olacak. Ondan sonra YouTube'dan gelen soruları cevaplarız. Ben bu konudan bağımsız olarak kişisel gelişim için tavsiyeleriniz nelerdir? Yani üniversite öğrencileri için. En büyük tavsiyem şu olacaktır. Üniversite çağında özellikle ilgileneceğiniz, gireceğiniz sektörle alakalı her şeyden azıcık deneyim sahibi olun. Gözlemleyin. Hani şu değil. Meslekteyken biraz şey bakılıyor. Atıyorum bütün programlama dillerini yazmış adam CV'ye. Biraz şey bakılır. Hepsinden azar azar öğrenmiş. Keşke bir tanesine yoğunlaşsaymış denir. Ama biraz da üniversite şeyini konuştuğumuzda şunu söylüyoruz arkadaşlar. Sektör çıkınca bir daha böyle bir yelpaze şansınız olmuyor. Mesela iOS developer olarak başladın. O iş hayatının koşturmacasına öyle devam ediyorsun. Ama öteki tarafta ya bir API nasıl oluştu? Bir backend yapısı ne? Ya işte bu yapay zeka tool'ları diyorlar. Bu nasıl oluşturuluyor? Ne oluyor? Bunları hepsini şu an deneyin. Hatta belki orada mutlu olacaksın. Şimdi girdin mesela bilgisayar okuyorsun. İşte bir anda veri bilimi çok cazip geldi sana. Şu yaşta, şu seviyede onu yapabilirsin. Ama ilerleyen yaşta. Mesela şu an benim mobile bırakıp başka bir alana yönelmem çok ciddi bir maliyet. Kaybedecek bir şeyim yok. Mesela birçok öğrenci şu an zaten maaş almıyor. Hani bunu çok kolaylıkla yapabilirsin. Ben tamamen konfor alanı bırakıp işte maaşlı işimi bırakıp hadi ben oturup işte UI designer olacağım demem. Hani çok diyemem yani birçok kişi için çok zor. Orada çok ciddi bir potansiyel görmen lazım. Hemen gelir kazanıyor. Kendi eski refah seviyenin aynısını devam ettiriyor olabilmen lazım. O yüzden bunu yapabileceğiniz en güzel yıllar bunlar. Birçok şeyi gözlemleyin, deneyin. Memnunsanız zaten oradan devam edin. En büyük şeyim bu. İkinci bir tavsiye de verelim. Naçizane haddime değil de işte ağzımız var konuşuyoruz iki kelam. Bir tavsiyem de şu olur. Kendinizi bolca proje yapın. Ne demek istiyorum? Yani developerlar için özellikle tavsiyem. Ya kod yazmadan olmuyor. Udemy'den kurs alıyorsun. Udemy kursunun böyle açılmamış defter yaprakları gibi o izlenmemiş videolar kalıyor. Yani destekleyici bir araç olarak bunları kullanın lütfen. Ama esas olan kod yazın. Kod yazarak öğrenebiliyorsunuz eğer developersanız. Fiilen bir proje yapın ihtiyaç. Ya ben 2 yıl Swift öğrenemedim. Flutter varken hiç cazip gelmiyor ama native de öğrenmem gerekiyordu. Sonra ne zaman bir native proje yapmaya karar verdim. Bir ayda baktım yani 2 yılda yapmadığım kadar şey öğrenmişim. Hani bir sorumluluk olunca, iş başa düşünce o zaman öğreniyorsun. O yüzden de öğrenmek de istiyorsak bir şeyi proje geliştirmeliyiz. İşte o projeyi de etkin olsun diye side project yani gerçekten vatan ameliyatı faydası olacak. App Store'a koyabileceğiniz bir ürün olursa mobil developerlar için söylüyorum. Çok motive de edecektir. Yani birinci tavsiyem bolca gözlem yapın sektörel olanda farklı branşlarda. Hem nerede mutlu olacağınızı görürsünüz hem de oralarda işler nasıl dönüyor gibi bunları hakim olmanız için. Çünkü yine hep developer olarak kalmayacaksınız. Bir süre sonra işte CTO olacaksınız, yazılım müdürü olacaksınız, farklı bir şey olacaksınız. O safhaya geldiğinizde sadece mobil biliyorsanız ekibi yönetemezsiniz. Yani size işte bir backend developer geldiğinde işte gateway'den konuşuyor, database'ten konuşuyor. Ne diyor bu? Ama öncesinde biraz fikir sahibi olursanız zaten meslek hayatınız hep kulak aşinalı olur belli şeylere. İleride de daha güzel yerlere, daha güzel görev yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi YouTube'daki birkaç tane soru var. İsterseniz onları cevaplayabiliriz. Tabii abi. Aykut Çakıcılı sormuş. Hocam mobil uygulamamız için yapay zeka ile oluşturulan bir resim ya da logodan telif yiyebilir miyiz? Ben karşılaşmadım açıkçası. Yani kendim kullanıyorum. Karşılaşmadım ama ya bununla alakalı şeyler şu an sıkıntı ileriki dönemlerde olabilir. Gibi tool'ların gerçek resimlere benzeterek bir şeyler yaptığı yönünde şeyler var. Ben şu an için hani böyle bir vakayla karşılaşanla görmedim. Kendim de aktif olarak kullanıyorum. Karşılaşmadım. Şu aşamada sorun olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir şey olabilir.
Hani sen de seni dikkatini çeker zaten öyle bir şey varsa. Ben mesela bir tenis ürünü, bir şey, marka bir şey çıkarıyorum. Onboarding ekranları yapıyorum misal. Israrla bir kıyafet firmasının logosunu çok koyuyor. Ben şimdi farklı bir şey tanıtıyorum. Üstte farklı bir ürünü var, logosu var. Ya onu yok koyma kardeşim. Ama demek ki işte resim üretirken sadece o logonun olduğu şeylerden beslendiği için o kalıyor. Hani yarım gün öyle bir şey oluyor. Veya kimsenin tarlasına, yemeğine göz dikmezseniz yani oradan bir şeyler almazsanız, yani elinizdeki görsel işte neyse metin oradan beslenmiyorsa sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Değil, şu anın biraz erken konusu yani. Şu an şeyden de telif yemezsin çoğunlukla. Nasıl diyeyim? Atıyorum logon Türkiye'nin en büyük işte yemek sektöründeki firmanın logosuyla aynı olursa, hani oradan bir şikayet alırsan böyle ancak istisna durumlarda telif yiyoruz. Onun dışında çoğunlukla "Aa, öyle miymiş" falan ya da "Storelar kabul etmiyor." Bazen benim de hani kendimiz ihbar ettiği şeyler oluyor. Yani çünkü rekabet oluyor. Adam senin bir şeyini kullanmış yapıyor. Söylüyorsun, Store'un umurunda değil. Yani. Hani biraz şeyi kullandığın içerikten anlarsın bu öngörüne göre. Ama şu an çok bir fiili örnek görmedim bu konuda Aykut. Ayrıca Aykut'un bir sorusu daha var. Bu sorunun aslında biraz cevabını daha önce vermiş gibiyiz de. Ben yine soru sorayım. Bir de hocam Kotlin'de mobil uygulama geliştirdiniz mi? Kompoz mi? Multiplatform hakkında bilginiz varsa bizde bahsedebilir misiniz demiş. Şimdi Jetpack Kompoz'da artık multiplatform özelliği geldi. Arkadaşımız biraz o konuda da anlatmak istemiş. Maalesef iOS konusunda tecrübem oldu ama Android tarafında UI anlamında olmadı. O yüzden hani Java tarafında plugin vesaire geliştirme yaptık Flutter'a bağlamak için, ama UI app konusunda bir deneyim olmadı. O yüzden bilmediğim konu hakkında da konuşmayı sevmem. O konuda bilgilendiremeyeceğim. Ha, onu boş ver. Aynen. Flutter varken çok bakmaya gerek yok falan deyip böyle. İşte bir de Flutter'ın yerini alabilir mi diye sormuş. Ya ikisi de Google ürünü. Ya Swift UI'ye göre o tarafta diğer developer arkadaşlarımdan gözlediğimde ya Flutter'a karşı çok mesafeleri var diye ben düşünüyorum. Yani multiplatform tarafı için özellikle. Hani Compose'da vesaire hani güzel, stabil şeyler çıkıyor. Yani kodlayan arkadaşları gözlemlediğimde benzer zaten. Ama Flutter bence çok ileride. Hususlu bir Android developer değilseniz mevcut durumda ya da olan özel bilginiz yoksa, ben Flutter'la açıkçası bu deklaratif UI ayağına devam edilmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca bir arkadaşımızdan daha soru var. Halil Med Develi isimli arkadaşımız. Hocam bir yazılım projesi için algoritma tasarımını nasıl yapıyorsunuz? Yani neyin nereye geleceği büyük bir proje geliştirmek isteyen birisi için tavsiyeniz nedir demiş yani. Ne tavsiye edersiniz demiş. Bir daha sorar mısın? Hocam bir yazılım projesi için algoritma tasarımını nasıl yapıyorsunuz? Yani neyin nereye geleceği bir büyük bir proje geliştirmek isteyen birisi için ne tavsiye edersiniz? Evet. Şöyle ilk başta kodu yazmadan developer olarak da şunu yaparım. İşte belli tool'lar var. Diyagram yapacağımız şeyler. Orada bir senaryoyu yaparım kodlamış gibi. Yani Figma tasarımlarına da benzetebilirsiniz ama tamamen işte blueprint. İşte benim şu ekranım olacak. Ya da burada ekran yapmayacağım. Widget'lar böyle yer değiştirecek falan filan. Hani bir yapacağım şeyin bir iskeletini önce yapıyorum. Bu sayfadan buraya gideceğim. Bu düğmeden buraya gideceğim. Ya bir mind mapping vesaire de var. Böyle çok hani diyagramlar dönem dönem çok yaygınlaşıyor. Yani bir diyagram üzerinde kurguyu çatarım. Sonrasında da ilk aşama bu. İkincisinde de olayı olabildiğince alt konseptlere dönüştürmek. Yani future based çalışmak. Şimdi iki örnek, az önceki bir haber sitesi örneğimiz vardı, ondan devam edeyim. Şimdi bir normal haberleri eklediğin kısım var. Bir de authentication kısmı var, üyelik vesaire. Şimdi bunlar iç içe olursa yeni future eklerken çıkarırken oldukça zor oluyor. O yüzden bunların hepsi de ayrı bir projeymiş gibi neredeyse düşünüp alt böyle future'lar olarak hepsini kendi içerisinde, atıyorum domain katmanı, presentation katmanı, tık tık öyle ilerletirsek daha iyi ilerlersiniz, kaybolmazsınız.
Çünkü diğer türlü proje büyüyünce bu sefer şey oluyor. Hani kayboluyorsunuz projenin içerisinde. Ama mesela şu an biz mesela Clean Architecture'la proje geliştiriyoruz. Evet, bir tık development maliyeti oluyor ama yani tık diye nereye müdahale edeceğini kaybolmuyorsun. Ve tık diye bir şey ekleyip çıkarabiliyorsun. Muazzam bir olay. Onda da hani o tavsiyem olabilir. Olayı alt task'lara bölüp, alt future'lara bölüp o şekilde ilerletmek. Ve şunu da yapıyoruz bazen. Bir proje içerisinde bir yerde ayrı bir mimari kullanıyoruz. Ötekinin ayrı bir yer. Normalde koda bakanın kafası karışması lazım ama bir iyi dokümente ediyoruz. Bir de şey, ayrı future'lar. İkisi ayrı, yani ben bir future alıp yarım gün ayrı store'da uygulama yapacakmışım gibi düşünmek lazım. Hal böyle olunca biraz daha resme hakim oluyorsun. O yüzden kaybolmuyorsun. Yazılımını, kurgunu iyi ilerletiyorsun. Tavsiyem o. Teşekkür ederim. Ariyeten Halil Met Develi isimli arkadaşımızın bir sorusu daha var. Algoritma düşünce yapımızı nasıl geliştirebiliriz? Kod yazarak diyeceğim direkt şey, abi bu cevabı biliyorum zaten olacak. Algoritma fiili örneklerle, ya proje yaparak aslında. Mesela ben en çok küçük konsol oyunları yaparak algoritma şeyimi geliştirdim. Sallıyorum işte Roma rakamlarını Latin rakamlarına dönüştürmek ya da işte mayın tarlası oyunu. Hani seni motive edecek şeylerle, ufak tefek projelerle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bir de şu var yani, bakın hatta benim defterim yanında mı? Şu diğer çantam. Tabii oturup şey yapıyorum. Sahile gittiğimde, şuraya gittiğimde, buraya gittiğimde abi benim yanımda hep küçük defterim vardır. Bunun içerisinde şeyleri yazarım. Yani kodlamadan önce bir algoritmayı burada oluştururum. Yani benim alışkanlığım böyle. Bilmiyorum. Yani çok kişide de gözlemledim. Bilgisayar başında olmaya gerek yok. Ya kurgunu buraya yap. Öyle olursa böyle yaparım. Böyle yani bir akışını, flow'unu az önce söylediğimiz diyagram gibi burada oluşturabilirsin. Bana çok makul geliyor. Hem bilgisayar başında harcadığın zaman da gözlerin dinlenmiş oluyor. Daha kafa toparlanmış oluyor. Böyle yani gerçekten işine yarayacak gerçek kurguları simüle ederekten algoritma yazarsanız daha çok gelişir. Yok diğer türlü işte, yok işte hip bilmem ne sıralama algoritması şudur budur. Ya yazdığın ile kalıyor. Sonrasında unutuyorsun. Ama gerçekten bir ihtiyacın olduğunda, örneğin işte bir uygulama geliştirip içerisinde işte üyeleri belli bir gruba göre sıralama deyince, ha zaten benim kullanacağım bir şey. Tık fiili bir örnek üzerinden kafa yorup patlatıyorsun. Daha şey oluyor. Kalıcı oluyor. Teşekkür ederim. Ayrıca bir sorumuz daha var. Para kazanmak için bilinen popüler yöntemlerin ötesinde neler yapılabilir? Böyle bir soru geldi. Bilinen popüler yöntemler nelerdir? Onu derim ben de şimdi. Yani ne kadarı biliniyor ki ben neyi söyleyeyim? Ama kısaca uygulama geliştirme üzerine o zaman birkaç yöntemi söyleyeyim, artısını eksisini. En basit geleneksel yöntem uygulama içerisinde reklam yayınlamak. Yani en kolayı gidip bir AdMob eklentisinden vesaire reklam alıp sergiliyorsunuz. Gösterim başına ya da tıklama başına işte geliriniz geliyor. Ama çok ciddi gelirler elde edilmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Reklamlar çok da sevilmiyor göstermek. Onun dışında store'lar üzerinden satın alma, eğer dijital bir hizmet sağlıyorsanız, ki en kolayı da madem ben yani çok para kazanmak ifadesi geçiyor. Şimdi fiziki ürün deyince işte onun depolaması, stoğu üretimi, farklı şeyler giriyor. En kolayı dijital hizmet satmak. Onunla alakalı da 3 farklı yöntem var. Store'lar üzerinden yapabileceğiniz bir abonelik. Aylık, 3 aylık, yıllık gibi ücretler ödeyerek şey yapıyorsunuz. Ödeme alıyorsunuz. Diğerleri de consumable, non-consumable, tüketilebilir. Yani bir oyun geliştirdin. İşte kullanıcının canı bitti. İlave can alabilmesi için işte consumable, tüketilebilir bir şey yapıyorsun. Oyunlarda bu, ya da non-consumable'la da örnek olarak bir oyunda level açmak, ilave bir araç satın almak, araba yarışı üzerinden düşünürsek. O iki yöntem var ama oyunlarda daha çok gidiyor. Onun dışında en çok gelir getiren, en trend olan abonelik yöntemi. Onda da bir hafta falan böyle trial veriyorsun. Kullanıcı iyice böyle bir uygulamana bağlıyorsun, giriyor. Sonrasında işte belli bir fiyat modeline göre uygulama için satın alma, işte devam etmek için, şu özellikleri kullanmak için abone olun gibi. En çok geliri de oradan elde edebilirsiniz. İlave bir yöntem var mı bilmiyorum açıkçası. Böyle yine purchase da, yani subscription dediğimiz abonelik şeyine odaklanmaya çalışın eğer gelir hedefliyorsanız. Evet, bir sorumuz daha var.
Bir kişi konulara hakim ama uygulama kısmında sıkıntı çekiyorsa ne eksiktir? Demek ki proje yapmıyordur. Yani ben de şu an sorsan hani Swift konusunda birçok konuyu anlatırım ben sana. Ama yaz de hani belli şeylerde tıkanırım, kalırım. E neden? Flutter'a ayırdığım vakti oraya ayırmıyorum. Hal böyle olunca ürün çıkarmadığım için yani tamamen ürün geliştirmekle alakalı, proje çıkarmakla alakalı. Ya da Tamamdır. bildikleri belki doğru değildir. Yani doğru öğrendiğini düşünüyordur. Hani fiiliyatta yazıyorum ama olmuyor gibisine. Demek ki bir şeyler tam yani ezbere öğrenilmiştir. O yüzden öğrenirken de bol bol pratiğe dökmek lazım. Ya yani hep diyorum, hep aynı şeye geliyor da yani pratikle oluyor. O da istediği yani pratikte yapması biraz şeydir, zordur, vakit alır. Ne gerek var, okudum, öğrendim. Abi kalıcı öğrenme için pratik şart. Onda da fiilen proje yapacaksınız. O da motive etsin diye kendi projeniz olacak. Gerçekten yayınlayacağınız bir projeniz olması lazım. Teşekkür ederim. Son 2-3 tane daha sorumuzu alalım. Sonra bitirmiş oluruz canlı yayınımızı. Bilal Ay isimli arkadaşımız. Hocam merhaba. Mobil uygulamada anladığım kadarıyla kod artmaya başladı mı? Flutter diye dil veya frameworklere kadar verimli olmuyor. Bir de başına bir daha tekrar edebilir misin? Mobil uygulamada anladığım kadarıyla kod artmaya başladı mı? Flutter diye dil veya Framework'te kadar verimli olmuyor. Kod artmaya başladı mı? O kısmı tam anlayamadım. Şöyle yazmış, ben atayım size. Kod yazılıp yazmaya artmaya başladığında kodlaması, hani verimli olmuyor diye bir şey sormaya çalışmış da. Yani proje büyüdükçe şeklinde Hı. algılıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bu tamamen mimarimizle yazdığımız kodla alakalı bir şey. Hani çalıştığım projeler şansımla alakalı. Eski şirketimde Süper App geliştiriyordum. Hani takım lideriydim. Tüm proje benden sorumluydu. Çok zordu. Birçok uygulamayı tek bir uygulama içerisinde, birçok feature'ı tek bir uygulama içerisinde gösteriyorduk. Herhangi bir sıkıntı çekmedik. Bilakis verimliydi yani oldukça. Hem kalite anlamında, ürün anlamında, performans anlamında. Şu anda da hani Türk Hava Yolları'na da benzer şekilde kapsamlı uygulamalar yine süper app'lerle çalışıyoruz. Hani ben verimlilik konusunda herhangi bir şey, yani proje büyüdükçe herhangi bir şeylik görmedim. Tezatlık yok. Mimari Teşekkür ederim. işlettiği sürece o verimli gidecektir. Şimdi yine aynı arkadaşımız bir soru sormuş. Şimdi gönderdim size. Bu gerçekten öyle mi? Değilse neden büyük şirkete Flutter yerine iOS Kotlin kullanmayı tercih ediyorlar? Neden kullanmayı tercih ediyorlar? Evet, hani bunu da cevaplayalım. Aslında eğer ilki ise yani gerçekten şirket verimli olmadığı için diğerlerini kullanıyor diyelim. Bu Flutter tecrübe ettiği için de olmayabilir. Yani hiç kullanmadığı bir şirket yıllardır ekip işte native yazmış. İşte birisi çıkıyor diyor ki ya Flutter kullanalım. Ekipten biri de diyor ya ben işte geçenlerde kullandım iyi değildi ya da şöyle böyle ya Google ürünü Google onun fişini çeker bir şey olur falan gibisinden tecrübe etmeden geri vites yapılabiliyor. Orada da bir teknoloji konusunda teknoloji CTO olur farklı bir pozisyon olur. O kişinin iki dudağın arasından çıkar ifadeye bakıyor. Tadına bakanlar beğeniyor. Hani Flutter yerine iOS kullanan zaten iOS Flutter denememiş şans vermemiş ki. Beğenip de geri alanlar da var. Hatta çok büyük otomotiv firmalarından, Flutter'dan dönenler de var. Ama ne yaşadılar? Ya developer'la da alakalı bir şey. Ben mesela şu an Türk Hava Yolları'nın ilk Flutter developer'ıyım. İşte şu an ekip benim çalıştığım ekibde 4 Flutter'cıyız. Eğer biz mesela Flutter'ı düzgün yazmazsak ya bir de Türk Hava Yolları ömür boyunca muhtemelen bu Flutter tadına bakmayacaktır, kullanmayacaktır. Ama o yüzden biz ekstradan bir sorumluluk varmış gibi üzerimizde şey yapıyoruz. Ona göre gayret edip şey yapmaya çalışıyoruz. Kendi yani farklı ilave pozisyonlar da açılsın vesaire diye. Bir de şu var. Hani yine tercih etmeme sebebi şu oluyor. Ya zaten ekip native biliyor. Şimdi yeni adam almak yerine ya da aldığı kişiye ileride farklı işler de yaptırmak isteyecek. Ama yani Flutter sadece Flutter yazıyorum diyecek. Eğer bir native bilgisi yoksa. Bu yüzden şirketlerin de o haklı çekincesini anlıyorum. Orada şunu yapması lazım şirketlerin. Bütün teknoloji ortaya koyup ben işte her şirketin yıllık planları olur en aşağı. Hangi projeler gelecek, neler yapacağım, hangi teknolojiyi kullanmalıyım. Hangi teknoloji kullanmalıyım kısmını iyi tartıp içmesi lazım. Cross platform ihtiyacı var mı? İşte native
projelerin native bağımlılıkları neler? Bunları tartıp hiç ona göre bir karar vermeleri lazım. Ya Teşekkür çünkü yani ederim. burada büyük şirketler kullanmayı tercih etmiyor demek şey, yo bizim Türk Hava Yolları gayet büyük bir şirket kullanıyor mesela gibi, ya da kullanmayan var. Net bir şey dememek lazım ama Flutter'ın biraz da hala rakiplerine nazaran yeni bir teknoloji olduğunu kabul etmek lazım. Ama bence gidişat güzel. Evet, bir sorumuz daha var. Eyüp isimli bir arkadaş. İyi akşamlar. Marketing tecrübesi olmayan biri için büyük bir uygulamanın marketingi nasıl yönetilebileceği ile ilgili tavsiye verebilir misiniz? Evet, burada ASO süreçleri ya da diğer işlemleri iyi bilmek lazım. Diğer türlü ürünü pazarlayamıyorsunuz maalesef. Burada mesela Adapti'nin şeyi var, podcast serisi var. Bir onu tavsiye ederim. Biraz fazla teknik. İlk başta şey kaçabilir. İşte CPM'ler, oranlar falan şey gelebilir. Önce bir oranlık terminoloji, yani SEO'yu webten duymuşsunuzdur. Search Engine Optimization. Web sitesinin işte link nasıl olmalı, sayfada neler olmalı gibisine. Ya mobildeki dinamikleri de bilmek lazım. Ha, App Store sayfasındaki görseller önemliymiş. App Store'daki description önemliymiş. İşte uygulama boyutu sallıyorum önemliymiş. Neler önemliymiş? Bunları bilip, ki bunlarda da ChatGPT'ye sorun, bunları tık 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 sıralar. Ondan sonra bunlar özelinde araştırma yapmak lazım. Ya bir App Store görselinde ne olması lazım? Ya da mesela fiyatlandırma, uygulama içi satın alma. Onboarding ekranı faydalı mı? A/B testing yapmalı mıyım? Onboarding ekranında ne göstermeliyim? İşte satın alma diyaloğunu en başta mı en sonunda mı göstermeliyim? Kaç aylık seçenek sunmalıyım? İşte login'den sonra 3 aylık seçenek sunup başka bir yerde bütün seçenekleri mi sunmalıyım? Yani her bir dinamiğin özelinde sonradan parça parça ilerlemek lazım. Hem kalıcı öğrenmek için. Çünkü diğer türlü böyle bir sürü şey yaparsın ama yani hangisi olduğunu test etme şansın olmaz. Neyin işe yarıp yaramadığını. Faz faz giderek bunu denemek lazım. Ama en önemli kısım, yani marketingdeki birçok hedef uygulamayı satmaktır. Para elde etmektir. Onunla alakalı şey yapmak lazım. Her bir hani safha safha ilerlemek lazım. Önce her bir dinamiğin ne olduğuna bakmak lazım. Bu doküman çok önemli ama direkt ChatGPT zaten ya da farklı bir AI tool işini görecektir. Evet. Bu da son sorumuz geldi. Şimdi Devin AI diye bir yeni bir yapay zeka çıktı. Birden fazla yapay zeka modelinin kullanıldı. Devin ve gelecek olan daha nice yapay zeka bunları halledecek demiş galiba. Ve yazılımcının yapay zekanın yapamadığı ve bildiği %10 bilgi 1000 kat değerli bence demiş. Sizin tavsiyeniz olarak %10 değerli bilgiye ulaşmak için ne yapmamız, öğrenmemiz lazım? Biraz kafa karıştırıcı bir soru olmuş da. Yani yazılımcıların hala yapabildiği kısım daha değerli. Diğer hani yapay zekanın geç yaptığı kısım zaten hani o kısım gitti. %10'luk bir kısım var. O kısımda hani burada rekabetçi olabilmek ya da bunu en iyi şekilde etki kullanabilmek için ne yapmak lazım diye. Bir AI'ın yapamayacağı şeyleri ayıklamak. Bunu da yapamaz diye. Yani güzel yapamaz deyip düşünebildiğiniz şeyler olabilir. Bu arada biraz yan odada ufaklık uyuyor. O yüzden biraz ses tonum gittikçe düşüyor. Kusura bakmayın. Diğer türlü de platformlar arası geçiş diyebilirim. Yani şu an evet Devin şu an bunu yapıyor ama ya çok farklı. Mesela bir Figma'dan Flutter'a tasarımın geçişi, koda geçişi. Ya en sonunda gene şeye geliyor olay. Fikir kısmına ya da nasıl yorumladığınızla alakalı. Evet öğreniyor ama ya mesela bir ürün şey kısmında, pazarlama kısmında ya bilmiyorum, buna tam cevap vermek istemiyorum. Yani biraz şey hani zorlayıcı bir soru. Yani çok fikir yürütemeyeceğim bir şey. Değerli bilgiye ulaşmak için. Şöyle sektör içerisinde diğerlerinden daha önde ol yeter diye. Hani şey hikayesi vardı. İki kişi aslandan kaçıyor. Ama aslan çok hızlı. Öbürü soruyor ya her halükarda yakalayacak bizi. Niye koşuyoruz falan. O da diyor senden hızlı olsam yeter şeklinde. Hani burada da %10'luk hani bilgi kısımda orada da sektörün önünde olmak lazım. Hani ileride olmak lazım. Onda da hani bolca proje alıp geliştirme. Yine konu oraya geldi. Hani diyeceksin adam da her yere
konuyu oraya bağlıyor ama yani hangi mesela Flutter alanında bir şeyle ilgileniyoruz. Abi çıkan her şeyi bilmek lazım. Flutter imkan kabiliyetlerini bilmek lazım. Ve o alanda ufak tefek denemeler yapmak, workshoplar yapmak çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle cevaplayıp sonlandırayım bunu. O zaman teşekkür ederim. Sizin için uygun seçeneğin yerini bitirebiliriz şimdi. Sorularımız artık bitti. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sabırla dinlediği için katılımcılarımıza da çok teşekkür ederim. Sorularıyla katkı sağladığı için de çok minnettarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yayınımız burada bitti. Yayınımızın tekrarını bu link üzerinden tekrar izleyebilirsiniz ayrıyeten. YouTube kanalımıza tekrar yer alacaktır. Levent Bey, sözü size bırakıyorum. Siz dedikten sonra yayınımızı Görüşmek üzere. Tekrardan davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden de iyi bayramlar diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. teşekkür ederiz Levent Bey. Katıldığınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar yayınımız bitti. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet Levent Bey, şimdi yayını bitirdim.